Taraftarlar bu kez Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında kol kola, omuz omuza sloganlarıyla buluştular. Stat çevresinde toplanan sarı lacivertli taraftarlar tezahüratlar yaparak desteklerini dile getirdiler. Formalarını giyen taraftarlar Fenerbahçe bayraklarıyla stadı çevreleyen bir halka oluştururken ortaya güzel görüntüler çıktı. Taraftarlar stat çevresine yaktıkları mumlarla da Fenerbahçe'nin ışığının hiçbir zaman sönmeyeceğini simgesel olarak ortaya koydular. Düzenlenen birliktelik, organizasyonu, taraftarların tezahüratları ve Başkan Aziz Yıldırım'a gösterdikleri sevgi gösterileriyle son buldu. Organizasyonda yer alan sarı lacivertli taraftarlar 105 yıllık Ulu Çınar'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini söylediler. Başkanımız çıktığı için öncelikle çok mutluyuz. En büyük Fenerbahçe. Evet, en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe için buradayız. Biz 3 Temmuz sabahı buradaydık geçen yıl. Duyar duymaz ve o günden beri de hep bu işin peşinde olduk. Başkan nihayet aramızda. Bugün de burada hep beraber onun özgürlüğe geri dönmesi için verdiğimiz emeklerin sonunda yeniden bir aradayız. Güzel yani. Fenerbahçeli olmak gerçekten özel bir şey. Ben burayı yani herkes el ele tutuşup sahanın etrafını çeviriyor. Ben yani herkese çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Aracında olsak bile sonsuza kadar Fenerbahçe. Siz başkanımız çıktı, bundan büyük bir neşe olamaz yani. Çok mutluyuz. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Çok mutluyum. Aziz Başkan çıktı. Her zaman yanındayız. Her zaman yanındayız. Başkanım, seni çok özledik. Sonunda kavuştuk. Bir an önce de stadımızda kendisini görmek istiyoruz. Bize seslenmesini istiyoruz. Büyük Fenerbahçe. Başka bir şey demek istemiyorum. Haklıyız, kazanacağız. Karanlığımızın aydınlığı Fenerbahçe. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bugün buradayız. Elimizde mumlar. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. Öncelikle hep tüm Fenerliler Aziz Yıldırım başkanımıza destek için burada toplandık. Çok mutluyuz. Tezahüratlar yapıyoruz. Aziz başkanımızın yanındayız. 3 Temmuz 2011'den sonra yaşadığımız süreçten sonra tam 365 gün geçti. Bu süreç boyunca Fenerbahçe ile ilgili tüm organizasyonlarda sonuna kadar yer aldık. İnandığımız bizim bir doğru vardı. Başkanımız ve yönetim kurulumuzdaki Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yalkovan, Cemil Turan, bu insanların suçsuz olduğuna sonuna kadar inanıyoruz ve bu yüzden arkasında durduk. Ve dünkü sonuca baktığımız zaman da olay Yargıtay evresine taşındı ve oradan da aklanarak çıkacağımızı düşünüyoruz. Bugün de başkanımızın beraat olmasının verdiği bir mutlulukla buradayız. Bu duyguyu yaşıyoruz. Başkanımızın da dediği gibi, dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.